Mertens'i Okan Hoca bu maç dinlendirecek. Çünkü geçen sezonun başını da hatırlayalım. Kerem Aktürkoğlu 10 numara oynadığı zaman Mertens sezonu iyi başlayamamıştı. Evet. Yani açıkçası sezon başladı, nasıl bir dinlendirilmekten bahsediliyor diye yorumlar da gelebilir ama sezon başlarında maalesef Mertens'in form tutması biraz uzun sürüyor. Evet. Bir de o Icardi Mertens'in aynı anda sahada olduğu o eski hareketlilik yok şu an. Ya oynadıkça Sanki. bunlar birbirleriyle uyum sağlıyorlar ama şimdi bu yorumu da biz savunma için de yapıyoruz. Diyoruz ki Galatasaray'ın savunmasında işte Nelson'un form tutması, Abdülkerim'in form tutması zaman alabiliyor. Evet. Şimdi Mertens için de aynı şeyi söylüyoruz. Bu bence hani biraz da yanlış bir tarafa kayıyor. Çünkü bu oyuncuların hazır olması gerekiyor zaten. Yeni bir Tabii. sezona başlıyorsunuz. Yani ekstra Kampa Mertens'in gittiniz, hazırlık kesinlikle maçları Mertens'in yaşından dolayı oynadınız. bir performansı var ki ortadadır. Yani iyi bir maaş veriliyor Mertens'e de bu sezon içinde. Yani o kontrat yapılır mıydı, yapılmaz mıydı biraz soru işareti. Geçen sezonun sonlarında, ortalarında daha doğrusu çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Ama Galatasaray'ın kuvvetlendirmesi gereken noktalardan biriydi de Mertens. Yani bu sezonki planlamada Mertens'i yedek olarak bekletip bir 10 numara hamlesi gelmesi gerekiyordu şu ana kadar. Hani siz şimdi Young Boys'a karşı zorlanıyorsanız bu noktada bu transferi bitirmeniz gerekiyordu. Tabii. Bunu geçtikten sonra, bu engeli aştıktan sonra bu noktaya transferlerin yapılacağının bilgisi var. İşte 10 numara transferi gelirse Mertens yedek kalabilir mi? İşte bu akşam Galatasaray için en önemli itici güçlerinden biri de işte Barış Alper Yılmaz'ın sağ bek başlayıp önünde Ziyech'in olması. Yani Galatasaray, Okan Hoca'nın düşüncesi tamamen hücuma yönelik. Batshuayi, Icardi, Ziyech, Barış Alper Yılmaz gibi isimleri görebiliriz sahada. Peki şunu soracağım. Şimdi ilk maçı da biraz düşünürsek özellikle Young Boys takımına karşı hangi bölgelerde daha çok önlem alınması gerekiyor? Özellikle o maçtan sonra bu takımlar arasındaki boy farkı mesela çok fazla konuşuldu. Young Boys biraz daha uzun boylu oyunculara sahip acaba? Topu yerde tutmak amacında geçen bir mücadele mi bekliyoruz bu akşam? Yani hava Evet. toplarında etkili bir rakip Aynen var. öyle. Onu zaten görmüş olduk. Bireysel hataların ön plana çıkmaması lazım. İşte Nelson'un pas opsiyonundan bahsettik. Abdülkerim'in durumundan bahsettik ve kırmızı kart yemişti. Cezalı duruma düştü bu mücadelede. Davinson Sanchez yok. Yani çok önemli eksiklikler bunlar aslında stoper mevkinde. Bütün futbolcuların, bütün oyuncuların bireysel hataların önüne geçmesi gerekiyor bugün. Yani en önemli tedbir böyle alınabilir. Şimdi hücum hattı yüksek bir Galatasaray görüyoruz sahada. Evet. Yani ilk mücadeleye göre, yani ilk yarı ve ikinci yarı Galatasaray gündüz ve gece gibi farklıydı bence. Yani pozisyon üretmekte Galatasaray zorlandı. İkinci yarı daha çok Galatasaray'ın pas yapma opsiyonu yükseldi. Yerden ayağa paslarla Galatasaray daha etkili olacaktır. En önemlisi zaten taraftar desteğini arkasına alacaktır. Benim dikkatimi çeken bir konu daha vardı. İlk Nedir? mücadelede Hakim Ziyech'in performansı. Oyuna sonradan dahil olduktan sonra, Mertens oyundan çıktıktan sonra duran topları da Hakim Ziyech kullanmıştı. Ben bu konuyla ilgili bir not aldım. Okan Buruk'un maç sonunda Ziyech'le ilgili yaptığı bir açıklamaydı bu. Biraz daha bloklar arasında topla buluşmak istedik. Orada oyunu yönetebilecek iyi bir ayağa ihtiyacımız vardı. Bu yüzden Ziyech'i tercih ettik dedi. Aslında bu da biraz bu maç üzerinde bize de biraz mesajlar veriyor bu akşam beklememiz açısından Ya kendisine. kesinlikle işte pas trafiğini yükseltecek bir oyuncu. Her an her yerden kaleye şut deneyecek bir futbolcu. Evet. Yani duran topları da Ortaları etkili malum. kullanıyor. Tabii ki çok geçen sezon zaten çok gördük. Bence çok iyi orta açan bir futbolcu. Yani aslında şöyle düşündüğümüz zaman ya Ziyech'li, işte Icardi'li bir Galatasaray var ama Galatasaray Icardi'yi topla neden buluşturamıyor? Ziyech'in böyle ortalarına rağmen. Aslında hani burada da bir problem var. İşte Doğru. Kerem'le biz Icardi'yi daha çok uyumlu gördük ama Kerem'in hep ara paslarıyla gol atan bir Icardi vardı sahada. Ama Ziyech'in o ortalarında çok iyi değerlendirmek lazım. İkinci yarıda özellikle ilk mücadelenin ikinci yarısında yine harika ortalar açmıştı Hakim Ziyech. Bundan dolayı ben Ziyech'in sürekli Galatasaray'da forma giymesini düşünüyorum. Çünkü Kaybedilmemesi ya gereken bir oyuncu. kesinlikle, çünkü şu an Zaha'dan Galatasaray bir verim alamadı. Dün rahatsızlığı vardı. Bugün geniş kadroda olacak mı olmayacak mı soru işareti. Rahatsız olan bir futbolcu gün içerisinde. Gerçi Barış Alper için de aynı yorumları yaptık ama özel uçakla gitti. İlk 11'de başladı. Doğru. Geniş kadroda olma ihtimali var Zaha'nın, onu söyleyelim. O noktada işte Ziyech gibi oyuncu, şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığını konuşuyoruz bu noktada. Kerem'in Yani Okan Hoca'nın biraz daha böyle oyuncular üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum ben. Ha, tek şanssızlık
Barış'ın çok yüksek bir performansı olması, Ziyech'in de aynı performansı zaman zaman o mücadelelerde göstermesi bundan dolayı Barış'ı yerinden ediyor. Yani doğru. Yeri sağ kanat, Barış doğru. Sağ kanat oynarken Barış herkesin açığını kapatacağım kesinlikle. Derken olan kendine olacak oyuncu. Yani Kaan Ayhan'da da aynı durum. Sürekli orta saha oynamak istediğini doğru. Vurguluyor toplantılarda ama stoperde. Ya sağ bek ya da stoperde. Evet. Kerem'e bir parantez açalım istersen. Bu kaptanlık olayını hala çok konuşup dillendirmek de istemiyorum ki bu akşam üzerinde de bence çok fazla konuşulmaması kesinlikle. Gereken bir durum. Taraftara da bu yandan bir çağrı yapmış olalım bence yani. Çünkü Kerem konusunda bazı endişelerim var. Taraftar konusunda eleştirilen bir isim. Taraftarın özellikle onun saha içerisindeki performansına göre sahada tepki verdiği bir isim Kerem. Bu akşam neler bekliyorsun bu konuyla ilgili? Ya şöyle, Okan Hoca zaten konuyla ilgili açıklama yaptı. Evet. Yönetimden de açıklamalar geldi. Başkan Dursun Özbek de zaten basın toplantısında bir açıklamada bulunmuştu. Buradaki yanlış şöyle. Ben maçın önüne geçmesini istemiyorum Kerem olayını zaten. Haklı ülke olarak da Galatasaray'ın bu akşam hani desteğe ihtiyacı var. Bunun için bu açıklamaları yapıyorum ben. Yani Kerem'le alakalı bir sıkıntı varsa çıkın, direktmen söyleyin. Kerem bunları yaptı. Biz bundan dolayı Kerem'den kaptanlığı aldık. Aynen. Şimdi siz bu açıklamaları yapmadığınız zaman, işte takımda zaten kaptanlar vardı. Sezonun her başında biz kaptanları belirliyoruz. Icardi de Muslera da bu takımın kaptanlarından biri. O zaman onlardan da alın derler bu açıklamaları. Muslera belki oyundan çıkmasaydı bu konu hiç konuşulmayacaktı. Ya kesinlikle. Bile, biraz daha hani orada onu ben de düşündüm. Dedim ki hani evet, böyle bir olay var. Dışarıya yansıtılmaması gerektiğini düşünüyor Galatasaray Kulübü. Muslera zaten sakatlık ya da kırmızı kart olasılığı görmez diye düşünmüş. Yani çok düşün. Belki. Bundan dolayı da hani böyle bir durum var ama bu yansıtılmaz düşüncesi vardı. Ama Muslera orada işte bir sakatlık yaşayınca bütün taşlar yerine evet. Oturdu orada. Ama burada işi tutuş biçimi yanlış. İletişim yanlış. Biz bu sezon hep Galatasaray'dan bundan bahsediyoruz. Hep iletişim diyoruz. Yani çıkın söyleyin. Ben basın toplantısında bulundum. İlk başkana sorduklarında. 4 soru üst üste Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruldu. Başkan ısrarla aynı cevabı verdi. Okan Hoca aynı soru soruldu. Yönetim zaten açıklama yapıldı denildi. Evet. Ya şimdi maç günü evet önüne geçmeyelim etmeyelim diyoruz ama sahada 11 kaptan var dedi. Yani sahada 11 kaptan var, tamam okey. Sorunlar da varsa şeffaf bir şekilde bu söylenmeli. Evet. Kerem bunu kendisi açıkladı. Şu an mesela benim düşüncem Galatasaray Kulübü zor durumda kaldı. Kerem'in yaptığı açıklamalarla. Galatasaray Kulübü resmi kendisi açıklama yapsaydı. Kendisi de zor durumda kaldı. Kesinlikle. Bence. Yani şimdi bu sezon Kerem bu takımda kalırsa, transferi gerçekleşmezse, en ufak krizlerde bu tür açıklamalar olursa kesin. Bunların önüne nasıl geçeceksiniz? Tabii sezonu bırak ya, bu akşamki maçta yani. Yani kesinlikle Galatasaray'ın çok önemli bir maçı var. Zaten dün de İbrahim Hatipoğlu da, Sayın İbrahim Hatipoğlu da açıklamalarda bulunmuştu evet, bu konuyla ilgili. Evet, ona da bakacağız. Ilgili. Yani bana şaşırtıcı geliyor. Bir yerde sorun varsa ya bu sorunu kökten çözmeniz gerekiyor ya da direktmen şeffaf bir şekilde söylemeniz gerekiyor. Aynen öyle.